kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müslümanların birleşmesi nasıl olmalı? Fe subhanallah. Yani Müslümanlar aslında her açıdan birleşmeliler. Müslümanların, sivil toplum kuruluşlarının, İslam devletlerinin birleşmesi hedefte, gayede ve maksatta birlik ile olur. Yoksa herkes aynı şeyi yapsın demek asla doğru olmaz. Örneğin hacca gidecek insanlar, müminler, müslümanlar arabayla, uçakla, deniz yoluyla, trenle hatta yürüyerek bile gitmeyi tercih edebilirler. Bu farklılıklar asla bölünme, kavga ve düşmanlık nedeni olamaz. Önemli olan hac için Mekke'ye gitmektir. Değil mi? Gidilen yolların farklı olması hedefi, gayeyi ve maksadı yok etmiyor. Aynen bunun gibi. Müslümanların, sivil toplum kuruluşlarının, İslam devletlerinin de hedefi, gayesi ve maksadı Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dinini bütün Müslümanlara ve insanlığa ulaştırmak, yeryüzünde adaleti, güveni ve huzuru sağlamak olduktan sonra hangi helal yol ve yöntem olursa olsun asla itiraz etmemek, hizmetine Taraftar olmak gerekir. İşte bu anlayış bütün Müslümanların ortak paydası olunca Müslümanların birleşmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir terazide iki dağ birbirine karşı dengede bulunsa bir küçük taş bunların dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini aşağıya, birini yukarıya çıkarıp indirebilir. Demek ki Müslümanlar ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa olsun bu maksat, gaye ve hedefte birlik olmazsa bir çocuk onları dövebilir, bir taş onlarla oynayabilir. Oluyor mu? Hem de nasıl. İşte ey müminler ve Müslümanlar hırslarımızdan düşmanlıklarımızdan ve düşmanca tarafkir olmamızdan dolayı kuvvetimiz hiç iniyor. Az bir kuvvetle Allah korusun ezilebiliriz. Müslümanlarla İslam dünyasıyla bir ilgimiz, aşkımız, şevkimiz, himmetimiz varsa müminler ancak kardeştirler ayetine sasalalım. Müminin mümine bağlılığı Parçaları birbirini tutan bina gibidir hadisine uygun hareket edelim. Kendi ellerimizle kendi binamızı yıkmayalım. Özetle dini cemiyet ve cemaatlere üye olma veya birleştirme hususlarında meslek ve meşreplerde değil maksatta birleşme olmalıdır. Meslek ve meşreplerin tümünü tek bir meslek altında toplamanın hem fıtrata hem de ahlaka uygun olmadığı bilinmelidir. Öyle ya. Bütün meslekler tek mi olsun yani? Birbiriyle imtizaç etmeyecek mizaçları sadece birlik sağlamak amacıyla bir araya getirmeye çalışmanın faydadan çok zarar vereceğini izaha bile gerek yok. Herkes bilir. Bu hedefe birlikte yürümek şeklinde olmalıdır. Herkesin hedefi aynı e, yollar ve yöntemler farklı olabilir. Öyleyse her zaman hedefte ve gayede bir olalım. Vesilelerin yol ve yöntemlerin farklı olması birimizle dostumuza, kardeşlerimize asla engel ve mani olmamalı. Bu bir kişi açısından da böyle. Bir sevi sivil toplum kuruluşlar açısından da böyle. İslam devleti içerisindeki farklı İslami hizmet yapan kurum ve kuruluşu açısından da böyle. Hatta dünyadaki bütün Müslümanlar ve bütün İslam devletleri açısından da böyledir. Hedef ve gayede ittifak ettiğimizde meşru ve helal yolların farklı olması bize zarar vermeyecek ve hedefe odaklandığımızda Allah'ın izniyle hiçbir düşman ne bir Müslümana ne de Müslümanlara zarar verebilecektir Allah'ın izniyle.